Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hepimiz evlerimizde kalıp tedbirlerimizi alıyoruz ve uzaktan eğitim derslerimize devam ediyoruz. Ama birçoğumuzun aklında özellikle de öğrenci ve velilerimizin aklında şu soru var. LGS sınavı ertelenir mi? İşte bununla ilgili karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Uzaktan eğitim sürecinde çalışmalarımıza LGS öğrencilerimiz için özellikle ve 5 6 7. sınıf öğrencilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kanalımızdan bu çalışmaları da takip edebilirsiniz diyerek Milli Eğitim Bakanlığının aldığı birkaç tane kararı haber sitelerinden inceledikten sonra sizlerle paylaşma gereği duydum. 21 22 Mart tarihlerinde yapılacak olan açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavları Aynı zamanda mesleki açık öğretim lisesi sınavları ileriki bir tarihe ertelendi. Yine 29 Mart tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi sınavı da ileriki bir tarihe ertelendi. Bu da e, yanılmıyorsam dün duyuruldu bu tarihte. Yani ertelendiği dün duyuruldu. Yine Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıtlar sınavını yani ehliyet sınavını da erteledi. Peki hemen akıllarımıza şu soru geliyor. Hocam biz 25 Nisan tarihinde bursluğa girecektik. Ya da 7 Haziran tarihinde bizim için çok önemli bir sınav var. 8. sınıf öğrencilerimiz için merkezi sınav, LGS sınavı var. Peki bunlar ertelenir mi? Aklınızda bu soruların olduğunu biliyorum. Öncelikle biz şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu süreç hepimizin eğitim hayatını, eğitim dönemini aksatıyor. Sizler okullara gidemiyorsunuz, bizler derslerimize giremiyoruz, ders anlatamıyoruz. Yani bu süreçten hepimiz zararı çıkıyoruz. Burası malum. Ama şunu söyleyebiliriz ki sınav iptali söz konusu değil. Yani sınav iptal edilmeyecek, ertelenecek. Eğer ertelenecekse. Bakın buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani sınavın iptal edilme gibi bir durumu yok. Ancak şu olur sınav ertelenir. Denir ki 7 Haziran'da yapılacak LGS işte Temmuz'un bilmem kaçını ertelendi denir. Bununla ilgili bir açıklama da yok. Bizim burada e, duyurularını takip edeceğimiz kurum tabii ki de Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımız. O yüzden şu an için erteleme söz konusu değil. Yani sınav yapılacakmış, 7 Haziran'da yapılacakmış gibi biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine aynı şeyi bursluluk sınavı için de söyleyebilirim. Sınavımız 25 Haziran'da yapılacakmış gibi sınava çalışmalıyız. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız e, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavında kapsamını hangi konuların çıkacağını bizlere daha önceden duyurmuştu. Şunu söyleyebilirim. İlk 4 ünitenin tamamı ve 5. üniteden de ilk 2 konuları dahil ettiğini duyurmuştu. Tabii ki biz oralara yetiştiğimizi düşünemiyoruz. Yani öğretmenler olarak büyük ihtimalle birçoğumuz 5. üniteye yeni geçtik. Yani eksiklerimiz var. Bunun için uzaktan eğitim süreci dahil edilebilir ya da Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir şey karar alabilir. Denir ki sınav işte şu tarihte olacak ve ilk 4 üniteyi kapsayacak. Yani konuları müfredata daraltabilir. Bununla ilgili açıklamayı beklemek zorundayız. LGS için de aynı şekilde Tüm konular dahil olacak mı? Ya da işte sınav tarihimiz ne zaman olacak? Çünkü 7 Haziran'a daha uzun bir süreç var önümüzde. İnşallah bu hastalık ve salgın riski de o zamana kadar da biter. Ve biz normal sınavlarımıza modumuza döneriz. Ama biz ertelenmeyecek ve sınav 7 Haziran'da yapılacakmış gibi sınavlarımıza çalışmalıyız. İşte o yüzden yapacağımız şeyler mutlaka konu tekrarları. Mutlaka yeni nesil soru çözümleri ve eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Bu süreçte yapacağımız şey evde kalıp kendi tedbirimizi alarak eğitim hayatımıza uzaktan eğitim olarak da devam edebilmemizdir. Evet arkadaşlar, bugünkü uyarılarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.